3D printerlarda yapıştırma sorunundan bahsedeceğim. Yapıştırma sorunu hepimizin karşılaştığı bir sorun ve çok can sıkan bir sorun. Evet, printer alıyoruz, onunla bir şeyler yapıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Fakat baskımız yapışmadığı zaman ya da baskı esnasında kenarlarından kalkma yaptığı zaman bu bayağı can sıkıcı bir durum. Hem bizi zaman olarak geriye götüren bir durum, hem de harcadığımız para konusunda daha fazla para harcatıyor bize. İki kez basma zorunda kalıyoruz. O yüzden bunu olabildiğince minimuma indirmek için bazı triklerden bahsedeceğim size. Ender 5'ten ve Ender 3'ten özellikle bahsediyor olacağım. Ama bu söylediklerimi çoğu yazıcı için uygulayabilirsiniz. Bizim en çok kullandığımız yazıcılar bunlar olduğu için bunlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Ender 3'te baskı verirken tam olarak nereye vermelisiniz? Bu bile çok önemli yapışma için. Yaylarla siz manuel olarak ayar yapıyorsunuz ve burada bir switch var sıfırlamayı sağlayan. Bu sıfırlamayı sağlayan switch her zaman bizim istediğimiz gibi bir sıfırlama yapmıyor maalesef. Bazen 0.03 milim aşağıda ya da yukarıda kalabiliyor. Böyle olduğunda da ya hiç basmıyor, tabloya zarar veriyor ya da birazcık havada bastığı için yapışma sorunu çıkıyor. Bizim bir checklistimiz var. Bunu da bu arada videonun açıklama kısmına koyuyor olurum. Bu checkliste belli başlı. Eğer düzgün baskı almak istiyorsak nelere özellikle dikkat etmeliyiz? Yine burada ufak ufak değineceğim onlara. İlk başta daha printer'a bile gelmeden slicer'da en alt katmanı indirin. En alt katmanı düzgün yapışmış. Bizim gözle görmediğimiz bir yamukluk varsa ya da şurada küçük bir nokta var diyelim, bir çıkıntı var modelde. Baskı buradan başlıyor. Sonra katman 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 böyle yükselmeye devam ediyor. Şimdi ilk katmanı kaçırdığı zaman baskıda ufacık bir yer tutuyor esasında. Nokta kadar bir yer bütün baskı tutmuş oluyor ve siz kocaman baskı basıyor oluyorsunuz. Birazcık beklediğinizde zaten o atmış oluyor ve neden böyle yapıyor, neden böyle yapıyor çözemiyorsunuz. Varsada dinleme yaptıktan sonra en alt katmana inip orada düzgün yapışmış mı onu bir kontrol etmenizi çok tavsiye ediyorum. Şu objelerde, genişleyen objelerde etek yapmanızı tavsiye edebilirim. Birim diye geçiyor sanırım. Onu açarsanız daha iyi yapışacaktır. Dinlemeyi nerede yapmalıyız? Ender yazıcılarda tek bir tarafta mil var. Sol tarafta mil yok. Sadece sağ tarafta var. Bunun sebebi tabii ki makineyi daha uygun fiyatta hale getirebilmek. Zaten biliyorsunuz Ender'ler dünyada fiyat performans olarak en çok bilinen, en çok kullanılan, en çok tercih edilen yazıcılar. Bunun bir dezavantajı tabii ki de oluyor. Ender bu sorunu nispeten çok iyi çözmüş diyebilirim. Burada işte bir yataklama sistemi kullanmış. Bu yataklama sistemi sayesinde kolay kolay bu köprü dediğimiz kısım yamulma yap. Fakat ne olursa olsun yazıcıda çok milimetrelerle iş yapıyoruz. O yüzden buradaki köprü çok azıcık aşağıda bile kalsa baskı başladığı anda sol bölge güzel gözüküyor ama sağ bölgede basmıyor. Siz bu sefer buradan yatak ayarını değiştiriyorsunuz. Orayla oynuyorsunuz. Fakat bu birazcık kalktığı zaman yine burada bir sorun yaratabiliyor. Yani birkaç katman yükseliyorsunuz fakat burası birkaç katman yükselemiyor. Üst üste basıyor. Üst üste bastığı için tabloya zarar veriyor ve sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden benim önerim Ender'de tam sol köşe değil, sol köşeye yakın burada bir yerde ürünlerinizi dinlemeniz. Özellikle küçük ürünlerse bunu çok tavsiye ediyorum. Neden ortada yapmıyoruz? Ortada yapmamızın sebebi de şu. Ortada yaparsak eğer tam bu merkezde olursa hem köprünün bu tarafına birazcık daha sağ tarafına yakın gittiğimiz için az önce bahsettiğim sorunla karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Diğer sebebi de şu. Ortadaki bir objeyi siz bu alttan ayarlayarak sıfırlamayı zorlaştırıyorsunuz. Çünkü 4 tane ayar yapmanız lazım ki bu ortadaki obje tam sıfırlansın. Ama siz bu köşeye koyduğunuzda sadece şu alttaki vidayla bunun yakınlık uzaklık ayarını yapabilirsiniz. Evet, daha büyük şeyler bastığınızda tekrardan bir daha ayar yapmanız gerekebilir. Ama küçük şeyler basıyorsanız sadece buradan tek bir vidayı çevirerek çok kısa sürede çok kolay bir şekilde ayarı yapabilirsiniz. Ve bunun için 2-3 kere deneme yapmanıza bile gerek kalmıyor. İlk başta o çerçevesini yapıyorken siz buradan ayarlarsınız ve baskınız tertemiz muhteşem çıkar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Çok fazla köşeye yakınlaştırırsanız eğer bu sefer yine kalkmalar olacaktır. Bunun da sebebi şu. Bizim bu tablomuz orta kısımlardan ısınıyor. Isınma buradan dışarıya çıktığı için birazcık daha soğuk kalıyor merkeze kıyasla. Yapışmasını sağlayan şey o ilk başta verdiğimiz yatağa verdiğimiz 50-60 derecelik ısı. Burası merkezden daha soğuk olduğu zaman burada kalkma gibi bir ihtimal doğurmuş oluyoruz. O yüzden tam köşeye değil, ortaya da değil. Köşenin birazcık daha bu kısımlarına baskı vermenizi tavsiye ediyorum Ender'de. Ender 5 Plus yazıcılarda da bunu ortanın birazcık sağ ya da birazcık soluna verebilirsiniz. Onda 2 tane mili olduğu için sağ ya da sola vermeniz çok önemli değil. Ama yine buralara vermeniz bir ayar yapmanızı gerektiriyorsa durum sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Biz çok filament denedik. Bayağı bir çöpe filament attık. O yüzden sizin de bunları yapmamanız için bizim en çok kullandığımız iki filamenti önereceğim size. Esun ve Porima bunlar. Esun şu an birazcık daha pahalandığı için sanırım Porima en uygun olan filament kalıyor şu an. Porima'yı kesinlikle öneriyorum. Yine zaman zaman onun bazı filamentlerinde de sorun yaşadığımız oldu ama kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi filament şu an. Fiyat performans özellikle Porima diyebilirim. Eğer printer'ınız rüzgar alan bir yerdeyse bu kenarlardaki soğuma oranı artacağı için ya da büyük bir obje basıyorsanız bu kenarlardan rüzgar aldığı için kenarları kalkmaya başlayacak. O yüzden çok iyi yapışmasını istiyorsanız printer'ınızı olabildiğince evinizde en az rüzgar alan yere koyun ve mümkünse etrafında korunaklı bir şekilde kapatın. Tam bir hazne yapıp içine koyduğunuzda yine bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. İçerisi fazla sıcak oluyor ve bu sefer katmanların yığılma gibi bir sorunu oluyor. Tamamen kapatmanızı özellikle PLA filamentte önermiyorum. Size de dediğim gibi rüzgardan izole odanın bir köşesine koyarsanız işinizi görecektir. Pirit kullanıyorlar genelde. Saç
spreyi kullanıyorlar. Bunları kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Maske bandı kullanıyoruz yapıştırmak için. Bunun sebebi çok pratik olması ve gayet de düzgün yapışması. Eskidiğinde direkt çıkartıp atıyoruz. Metal plakalarımız var. Metal plaka olduğu için de tabloya zarar verme gibi bir ihtimali olmuyor. Önceden Ender'in kendi şeylerini kullanıyorduk. Fakat onlara baskı ayarı bozulduğunda direkt çöpe atıyorsunuz. Bunda öyle bir sorun yok. Sadece banda zarar veriyor. Bandı söküyorsunuz, yenisini yapıştırıyorsunuz ve sonrasında devam ediyorsunuz. Çok daha pratik. Ayrıca bu şekilde geniş bantlar kullanırsanız o bantlama işlemini çok daha kısa sürede halledebilirsiniz. Bunu da linkin açıklama kısmına koymaya çalışırım. Her şeye rağmen, her şeye dikkat etmenize rağmen bir yelteç olan Ender 5 Plus yazı içinde geçerli. Bunun için de geçerli. Bazen tam yapışmayabiliyor. O yüzden baskı verdikten sonra ilk iki katman yapışana kadar mutlaka 3D printer'ı sürekli olarak gözlemleyin. Ve buradan ayar yapmanız gerekebilir. Bunu yapmaktan da hiç çekinmeyin. Bunu yapmak için kesinlikle durdurmanıza ihtiyacınız yok. Baskı yaptığı esnada buradaki tekerlekleri çevirerek ayarı yapabilirsiniz. Zaten 5-6 kere bunu yaptığınızda yakınlığın ideal, hangi yakınlığın ideal olmadığını bu hale geldikten sonra da buradan çok kısa bir sürede baskı ayarlarınızı yapabilirsiniz. En fazla birkaç saniyenizi alıyor. Zaten dediğim gibi şu 4 köşe düzgün gidiyorsa direkt arkanızı dönüp artık baskının çıkmasını bekleyebilirsiniz. Bir daha kontrol etmenize gerek yok. Ama ilk 2 katmanda köşelerin yapışmış olması çok çok önemli. Bu köşeler ilk başta yapışmış gibi gözüküyor ama birazcık kalın geliyor. Kalın geldiği zaman oradan yine kalkma ihtimali çok fazla oluyor. Baskının sonuna doğru burası çekme yapıyor ve hiç istemediğimiz bir sonuç alıyoruz. O yüzden ilk 2 katman çok çok önemli. Bu canlı ayar lafisi dediğimiz şey Ender 5 Plus'ta zaten otomatik olarak var. Orada baskı yaparken direkt değiştirebiliyorsunuz. Tık 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 tık. Ender 5 Plus'ta önereceğim diğer şey şu. Mutlaka manuel sıfırlama yapmanız. Z-Home'a gönderdikten sonra makineyi manuel olarak kağıt da olabilir ya da göz kağıdı da olabilir. Bütün köşelerin tam olduğundan emin olmanız. Yeltaç sıfırlama yapıyor. Fakat aradaki fark çok fazla olduğu zaman bir yeltaç bunu tolere edemiyor. Ya da tolere etmek için çok fazla inçik yapıyor. Ve bu da yine baskı kalitenizi düşürüyor. Ve bazen de düzgün yapamadığı için bunu yine sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Siz manuel olarak ayarı yapın. Sonrasında çok çok küçük kısımları bir yeltaç sıfırlasın. Onu da o şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer temiz bir ilk zemin istiyorsanız cam ya da ayna kullanabilirsiniz. Cam ya da ayna banda göre bir tık daha zor yapıştığı için biz özellikle eğer iyi çıkmasını istemiyorsak yazıcının band kullanıyoruz. Ama iyi çıkması gerekiyorsa baskının ilk katmanı. O zaman aynada basıyoruz. Aynada yine söylediğim şeylerin hepsi geçerli hemen hemen. Tam ortaya denk getirmemeye çalışın. Birazcık daha kenarlara. Tam kenarlara getirirseniz kalkma ihtimali her zaman fazla olacaktır. Saç spreyi sıkmanıza kesinlikle gerek yok. Ama kesinlikle ve kesinlikle alkolle silerseniz cam ve aynayı, özellikle bu ikisini, baskınız çok 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 daha iyi yapışacaktır ve kalkma ihtimali kalmayacaktır. Alkolle silmek gerçekten çok önemli. Ayna ya da cam kullanıyorsanız baskı başlamadan önce, zaman geçmesinden, çünkü tekrar tozlar yapışıyor. Toz da yapışmayı engelleyen en büyük şeylerden birisi. İzopropil alkolle, pamukla silerseniz tablanızı çok iyi bir yapışma göreceksinizdir ve diğerlerinin hiçbirine ihtiyacınız kalmayacak. Ender 5 Plus'ın içerisinde ekonomi modu var. Bu ekonomi modunun açık olmadığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biz böyle çok fazla baskı attık. Bu ekonomi modu şu, ilk başta her şey düzgün gibi görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Baskınız başlıyor. Baskı başladıktan sonra ikinci katmandan sonra yatağın ısısını düşürüyor makine otomatik olarak. Sonra ısı düştüğü zaman bir sonraki katmanlar basarken çekme yaşıyor. Siz diyorsunuz ki ilk başta aslında çok güzel yapışmıştı. Neden bu çekiyor? Anlayamıyorsunuz da sorunu. Ama böyle bir şey yapıyor ve ona çok dikkat edin. Onun kapalı olması gerekiyor. Ya zaten neden böyle bir özellik koymuşlar onu da tam olarak çözemedim. Muhtemelen küçük baskılar için falandır. Bütün tabloyu ısıtmamak içindir. Ama büyük baskılarda kesinlikle önü, arkası, sağa, solu kalkma yapıyor, çekme yapıyor. O yüzden onun kapalı olduğundan emin olun. Bir de yazıcınız başlamıyorsa, düzgün sıfırlamıyorsa bu da bir yeltaçı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bir yeltaç bir yerlere çarpmış olabilir. O ucundaki iğnesi yamulmuş olabilir. Eğer öyle bir şey varsa bunu elinizle geri düzeltmeye çalışın. Ama çok kibar olmanız gerekiyor. Çünkü o kırılır. Yenisini almanız gerekecek. Ondan sonra elinizle yukarı aşağı yapın ve bir yerlere sürtüyor mu? Bir sorunla karşılaşıyor mu? Buna bakmaya çalışın. Diğer şey bir yeltaçın tam üst kısmında alyanla ayar yapabileceğiniz bir bölüm var. Bu manyetiğini ayarlayan bir kısım. Eğer bu ayar düzgün olmadığında o bir yeltaç ucundaki iğneyi bırakmıyor ve iğneyi bırakmadığı zaman yine sıfırlamayı yapamıyor. Sıfırlamayı yapamadığında da baskınız düzgün çıkmadığı gibi çoğu zaman da zaten makine kendini başlatmıyor, hata veriyor. O yüzden o iğneyle ayar da yapmanız gerekebilir. O ucundaki iğnenin düzgün bir şekilde inip çıktığına çok çok dikkat edin. Bir yeltaçın kablolarına çok dikkat edin. Yanlış makineyi temizlerken ya da daha başka bir şekilde o kablolar temassızlık yapmış olabilir. Onlara çok çok dikkat edin. Eğer bunların hepsini yaptıktan sonra yine sorun yaşıyorsanız ki biz bir süre 5 Plus'ta, Ender 5 Plus'ta sorun yaşadık. O zaman güncelleme yapmanız gerekiyor. Güncelleme yapmanız da aslında çok basit. Realty'nin kendi slicer uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Onu indirdikten sonra kartla veya direkt kabloyla güncellemesini yapabiliyorsunuz. Güncellemeyi yaptıktan sonra da muhtemelen sorunlarınız çözülecektir. Yine çözemediğiniz bir şey olursa zaten soru olarak sorabilirsiniz. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa mutlaka yardım etmeye çalışırım. Baskının yapışmasıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan özetlemek ve toparlamak gerekirse bir, slicer'da düzgün yapışıp yapışmadığına dikkat edin modelin. İkincisi cam ya da ayna tablo kullanıyorsanız mutlaka alkolle silin. Normal bir tablanız varsa bantları yine yapıştırıyorsunuz. Sonrasında yine elinizle tozunu alabilirsiniz ve enderlerin bu sol köşesine, 5 plaslarında ortanın sağına veya soluna objenizi koyarsanız en iyi yapışma noktaları bu olacaktır. Filamentinize çok dikkat edin üçüncü olarak.
Dördüncü olarak baskı esnasında ayar yapmaktan korkmayın. Baskıyı başlattıktan sonra elinizde mutlaka buralardan ufak tefek ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun olmayacaktır. Bir sonraki videoda enderlerde filamentiniz tıkandı, nozulunuz tıkandı, düzgün baskı alamıyorsunuz. Nozulu değiştirmenize rağmen baskı düzgün çıkmıyor. Bunun sebepleri neler olabilir? Bunlardan bahsediyor olacağım. Videoluk bu kadardı. Sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.